Günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Ben yine BİM'e gidiyorum. Saatlerimiz şu an 9.45 falan. BİM'den alacaklarım var. Hem bugün aktüel günü. Biraz aktüeline de bakarız. Daha da geç olmadan erkenden gideyim dedim. Hadi gelin bakalım. 15 TL'ye düşmüş. Patates de 12.75. Şu an aldım şöyle. Biraz da patates alacağım. Buldum bulaşık matı. Şimdi geldim ben arkadaşlar. Soğan ve patates, soğan indirimdeydi. Benim de soğanım bir tane kalmıştı. Evet, bir tane kalmış. Soğan alacaktım zaten pazardan. İndirime girmiş 5 TL'ye. Normalde biliyorsunuz 10 küsür liralarda. Gideyim bir bakayım soğan nasıl dedim. Gayet güzeldi de. Bazen böyle çürük çarık falan oluyor. Ama hiç öyle de değildi. Bayağı güzeldi. Teyzeler, amcalar falan filan da vardı. Kalabalık olmaz diyerken gideyim dedim. Yine çok kalabalıktı. Ve Oba makarna bugün gelmiş. Aslında bundan bir 3-4 gün falan önce gelmesi gerekiyordu. Oba'nın makarnalarını biz eski evdeyken kullanıyorduk. Çok güzellerdi yani. Hakan çok seviyordu. Ben de şöyle 4 tane aldım. Model olarak başka yoktu. İnce kesme vardı. Bir tane spagetti vardı. Genelde soslu falan yapıyorum. O yüzden bu burgulardan yani seviyor Hakan. Onlardan alıyorum. Şöyle 4 tane 8.5 lira fiyatı da bayağı uygundu. Makarna almış oldum. Tamayin'de domates salatası 34 liraya düşmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam kendi markaları işte A101'in BİM'in falan 40 lira civarında. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Orada bakmadım ama internet çekmiyor. Orada internetten bakamıyorum. Şöyle 2 tane salça aldım. 34 liraydı. Fiyatı gayet uygun geldi. Hatta şimdi bakarım. Bugün yine dışarı çıkacağım. Eğer uygunsa 2 tane daha alırım. Çok uzun bir süre gider. Zaten konserve hani bozulma gibi bir şey yok. 2 tane daha alırım diye düşündüm. Çok ağırdı arkadaşlar. Pazarda alacaktık. Neyse dedim indirimdeyken alayım. Bayağı bir düşmüş çünkü. Bakın soğanlar mesela böyle tertemiz. Gerçekten hiç böyle şey yok. Çürüme, kirlilik falan bile yok yani üstlerinde. Bu biri 3 kilo geldi, biri 2,5 geldi ama hangisi hangisiydi hatırlamıyorum. Şöyle de patates aldık. Patatesler çok güzel değildi. O da 12.75'te. Çok mükemmel değildi ama yine aralarından iyi olanlarını, hani güzel sağlam olanlarını seçtim. Böyle az aldım zaten. Normalde patates biliyorsunuz biz çok severiz. Gerçi ben yemiyorum diyet zamanından beri. Sadece arada bir patatesli yumurta yiyorum. Onu da airfryer'da yapıyorum. Çok arada böyle patatesli yumurta yapıyorum sadece. Onun dışında yemek bile çok sık yapmıyorum artık patatesli. Eskiden çok hızlı biterdi. Artık çok hızlı bitmiyor. Leo geldi. Ne oldu annem? Ne oldu aşkım? Aldıklarım bu kadar yani çok bir şey almadım. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Sizinle de kahvaltıda görüşürüz. Yani kahvaltı olarak bugün yumurtasız, granolalı, yoğurtlu bir kahvaltı hazırlayacağım. Canım böyle tatlı, soğuk bir şey istiyor. Hava da arkadaşlar kısa kollu giymeyecek kadar sıcaktı. Şimdi o kadar serin ki dün gece üşümüşüm. Bizim burada güneş vurmayan, yani sokağa böyle güneş vurmuyor. Dışarı çıktım üşüdüm. Allah'tan ara diğer sokaklarda
Güneş vuruyor da oralardan gittim. Neyse gelirken böyle öğlene doğru yaklaşmaya başladıkça hava ısınıyor. Şu anda daha sıcak. Yani giderken üşüdüm ama gelirken sıcakladım. Öyle bir ilginç bir hava var dışarıda. Neyse uzatmıyorum. Gidiyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Arkadaşlarım ben yine şimdi çıkıyorum. Şoka gideceğim. A101'e gittim aslında. Böyle saklama kapları falan filan gelmişti. Birkaç böyle güzel aktüel ürünler gelmişti. Ama aşırı kalabalıktı. Ve mal dizimi yapıyorlardı. O yüzden çekim yapamadım. Çıktım. Çünkü saatlerde 5.30 oluyor. Hani bir an önce dedim eve de geleyim yemek hazırlığı falan filan yaparım diye. Ama Şoka da sunumluk ürünler falan gelecekmiş. Güzel şeyler gelecek. Bir gideyim onlara da bakayım dedim. Zamanım da var zaten. İnşallah kalabalık değilse çekim de yapacağım. Hadi gidelim. Geldik bakalım. Organizasyon buradan kadar çok bir sürü. Süngerli poğaça. Şöyle ama şu organizasyon biraz pahalı bence ya. 40 TL bir tane yani her kata böyle alınsa 3'er 4'er tane falan. Ama çok güzel şeffaf falan olması. Yine bulaşık matı var. Burada da saksılar var. Yoğurt organizeri var. Termikler. Burası genelde bizim burada. Abur cubur yiyecek oluyor bu kısım. Arka tarafta da var. Burası aktar kısmı. Bakın aşağıda olacak. Madem güçlü. Ama fiyatı yok. Kupa. Böyle borcam var. Ay, tatlıymış tabak. 53 TL. Şu şöyle mat bardaklar var, meşru at. Erzak kabı varmış üçlü. Böyle. Bilseydim bırakırdım ama yani sen öyle deyince ben de aldım. Tamam. Oldu. Aynen. Katalogdaki hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Çıktım. Benim fayans yaptırdığım yer. Bakın.
Şey, şu ara bordürlü olanları da çok seviyorum. Şunlardan. Eğer banyonun duvarlarını yapırsam böyle yaptırırım. Arada sadece böyle bir tane. Böyle fayans. Bunlar da çok güzel. Yani renk bana göre değil de şekilleri güzel. Mesela bu da kahverengili. Ama beğenmedim bunu. Diğerden güzel. Mesela bu şey, şunlar da çok siyah oluyor ya. Ben onları sevmiyorum ama beyazın üstüne böyle daha grimse daha güzel oluyor bence. Tezgahsız fayanslar falan. Artık gidiyorum. A101'e geldim arkadaşlar. Buradaki heykellere bakalım biraz. Şöyle kutu gelmiş. Benim şey rende. Hızlı yürüdüm de yoruldum biraz. Benim fincanlarda. Güzelmiş. Güzel. Böyle şekerler de şey olmuş, su cam sürahi. Burada böyle saklama kapları var. Aynı şekilde burada da. Zamanında bunları 10 TL'ye almıştım. Şöyle kupalar var kapaklı ama küçük. Broxilat. Böyle sunumluklar. Bunlar çok tatlı. Ah, spreyi aldım. Fiyatı ne kadar acı oldu bunun? Yani bence gereksiz bir şey de. İnsan işte. Herkes de görünce istiyor. Tek elle hayat çok zor. Tam burada demlik almış. Bu demlikleri de çok seviyorum. Böyleymiş. Fiyatları da yazmıyor hiçbir şey. Elişah ayran. Ya yaz Elişah ayran. Bak şuna bak Elişah ayran. Şunlar da çok beğendim. Elişah duruyor ama çok küçükler. Zaten 250 cc'lik. Şöyle bakalım. Ay bu çok güzel. Tam misafir sofraları için. Yine fiyat yok. Şunun fiyatını bir sorsam mı? Böyle dönüyor. Tam böyle kahvaltı için çok iyi olur. Şunları da çok beğeniyorum. Bu neymiş? Ama yerim yok koymaya. Bir gün alırız. O kadar. Başka da bir şey yok. Daha büyük yağdanlıklar varmış. Hiçbir şeyin fiyatı yok. Çıkalım. Marketten geldim. Dolaştım. En son kameranın şarjı bitti. Kahve yapmıştım size. Orada kapandı. Kapanmış yani. Sonrasında dışarı çıktığımda da telefondan çekmiştim zaten. Şimdi diyorum ki buzdolabımın şöyle katlarını bir sileyim istiyorum arkadaşlar. Yani önce şurayı boşaltacağım. Orayı bir sileceğim alt üstlü. Ondan sonra alt tarafını, sonra alt tarafını, sonra alt tarafını gibi.
Zaten size hep söylüyorum yani ben arada bir bütün yani bir katı mesela boşaltıp orayı siliyorum. Sonra alt katını boşaltıp siliyorum falan derken temizlenmiş oluyor. O yüzden çok kirlenmiyor yani dolabım öyle söyleyeyim. Ama şu anda zaten biraz boş. Biliyorsunuz Hakan yok. Alışveriş yani pazar alışverişi falan yapmadık. O yüzden kalabalık değil dolap. Yani daha rahat silinebilir diye düşünüyorum. Buradan sadece işte çıkacaklar. Şöyle hani bunlar falan var. Burayı bir toparlayayım diyorum. Temizleyeyim. Şöyle sizi tripoda bağlayayım arkadaşlar. Hemen hızlıca temizliğe başlayayım. Sonra yemek saatim gelecek zaten. Kapanışta yaparım. Rutinimize döndüğümüz bir video aldı aslında. Neyse kapanışta bunları konuşuruz. Şimdi buzdolabı temizliğine başlayalım. Thank you.
Evet arkadaşlarım, temizliğimi yani buzdolabının içinde bitirdim. Bataryalarımda şöyle Sony'nin yani kameramın bataryalarında bir problem var. Ben ikisini de dolduruyorum, bırakıyorum. Bir tanesini takıyorum. Değiştirdiğimde aslında dolu olması gereken bataryam boş gösteriyor. İki tane ben yedek almıştım. Bir tanesi çakma, bir tanesini orijinal bulmuştum. Sonradan yoktu çünkü alacağım zaman. Yani çakma dediğim ya bunun aynısı, başka bir marka. Sony marka değil. İmitasyon mu? Yan sanayisi mi? Öyle bir şey. Onun mesela şu an onu taktım. Onu da şarja takmıştım. Şarjı doldu. Onun şu an şarjı var. Az gidiyor. Hani böyle normalde işte sürekli açık tutsam bir 15-20 dakika gidiyor ama emin ediyorum çakmasını dua edecek hale geldim yani, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, bu kapak kısmını da temizlemedim. Saatlerimiz 7 oldu. Yemek saatim geldi ve birazcık da yoruldum. 7-5 geçiyor hatta. Şu kısımları sildim. Tertemiz oldu. Görüyorsunuz tertemiz. Bir de size bir şey soracağım arkadaşlar. Şu kısım uğraştım ama bir türlü çıkartamadım. Çıkıyor mu bilmiyorum. Size sormak istiyorum çünkü bunun aralarına da böyle kirler, işte sebzelerden, meyvelerden tozlar falan gelmiş ve onu nasıl temizleyeceğim? Çıkardım hepsini aslında. Çekmecesinde bunu her şeyi çıkardım. Onu uğraştım çıkarmaya ama çıkaramadım. Buraya da temizledim bu arada. Şimdi yerleri süpüreceğim. Yerler de tozlandı. Burasını da temizledim. Kahvaltılık bölümü. Yani her yer mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Parladı resmen. Çok mutluyum şu anda ama bana onu bilen varsa yazarsa çok sevinirim. Arçelik buzdolabım arkadaşlar. Onu nasıl çıkartabilirim ya da çıkartabilir miyim? Onu lütfen yazın. Buraya da hemen şipşak silerim biraz sonra arkadaşlar. Yemekten sonra. Valla şu an canım karnım o kadar aç ki yemek yiyeceğim, oturacağım da yapamayacağım. Yani böyle buzdolabı temizliğim de tamamlanmış oldu. Çok şükür bunu da günlerdir yapmak istiyordum. Temizlik adına pek bir şey kalmadı evde. Çok şükür ki. Kapatalım dolabımızı da. Size artık burada veda edeyim arkadaşlar. Yemek yemeye geçeceğim. Aslında bu rutinlerimize dönüş videosu gibi bir şey oldu. Bunun için şikayet eden arkadaşlar vardı. İşte hep aynı şeyleri çekiyorsun vesaire diye. Arkadaşlar sizden sonra ben yine bir sürü YouTuber takip ettim. Hani az takipçili izlemeyi de ben çok seviyorum. Yani çekimi böyle kaliteliyse ve hani benim hoşuma gidebilecek şekildeyse herkesi izlerim. Yani benim için böyle çok ünlü olması ya da çok fazla ünlü olmaması çok önemli değil. Yani güzel olan videoyu gerçekten ben izlerim. İşte kalitesini, editlerini beğendiğim insanları çok izlediğim insan var yani. Herkes her gün çamaşır atıyor. Kahve yapıyor mesela. Yemek yapıyor. Efendime söyleyeyim misafir ağırlıyor. Çok nadir dışarı çıkıyorlar mesela. Evde hiçbir şey yapmadan, işte sadece mesela yemek bile yapmadan videoyu kapatanlar var. Yani onlara rağmen arkadaşlar hani o kadar çok insan ki çok nadir böyle her gün dışarı çıkan, tabii ki çok üst seviyelerde olanlar, izleme olarak üst seviyelerde olanların işbirliği oluyor, yapması gerekenler oluyor. Dolgudur, botokstur vesaire onları yaptırıyorlar, onlara çıkıyorlar falan derken arkadaşlar çok çok az kişi var böyle sürekli dışarıda olan, sürekli arkadaşlarıyla olan. Şimdi kış da geliyor. Artık kış zamanında da hani benim için çok dışarı çıkılma olmuyor. Çünkü arkadaşlarımın hiçbiri burada değil, daha önce de söylediğim gibi. Buradan gitmem, başka bir ilçeye gitmem birkaç toplu taşımayla birkaç vesaire gerektiriyor. Araçla da bir buçuk saat gerektiriyor. O yüzden arkadaşlar kışın zaten hem durumlar hani yol durumudur, soğukluktur, kardır, kıştır bilmem ne olur mu bilmiyorum gerçi. Geçen sene pek olmadı ama çok dışarı çıkmam diye düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok. Şimdiden söyleyeyim, eğer hoşunuza gitmiyorsa, hani rutin sevmiyorsanız, benim için günlük işler bunlar. Bunları yapmaya devam edeceğim. Çünkü hep hayatımız bu şekilde ilerliyor. İşte gündemimiz başka olunca, başka şeyler olunca onları da tabii ki sizlerle paylaşacağım. Ve artık fark ettiyseniz dışarıda daha çok video çekmeye başladım. İşte markete giderken, arkadaşlarımla görüşürken önceden daha çok çekiniyordum. Ama şu anda kuzenlerimle pikniğe gittiğimde vesaire vesaire her zaman artık çekmeye çalışıyorum. İnşallah hani bu böyle devam edecek. Herkes de, her zaman da söylüyorum, herkes çıkmak istemiyor videoya. Ama alışan arkadaşlarım ve kuzenlerim var. Onlar artık sıkıntı etmiyorlar. Ben de o yüzden çekiyorum. Onlarla birlikteyken de çekiyorum. O yüzden sorun olmuyor. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Umarım da hoşunuza gidiyordur. Şimdi burada bir yığın bulaşık oldu. Birkaç organizer çıkardım. Onları falan yıkayacağım birazdan ama yemekten sonra. Onları halledeceğim. Yani bugünlük işlerim burada bitmiş olacak. Sonradan da oturacağım. Hatta bugün günlerden cuma, Yalı Çapkını var. Onu izleyeceğim. Şimdilik o zaman sizlere veda ediyorum arkadaşlarım. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.